Sonbaharla birlikte hepimiz yeni bir mevsime birlikte girmiş olduk. Bu akşam eminim programı takip edenleriniz biliyordur. Müjdat Gezen bizlerle olacaktı. Ama büyük üstat Ferhan Şensoy'u kaybedince o sahneye çıkıp komedi yapamayacağım, stand-up yapamayacağım. Gerçekten de çok etkilendim dedi ve tabii ki bize bir şey söyleyemedik. Neyse ki sevgili Nebil Özgen Türk Hızır gibi yetişti ve aramıza katıldı. Ona çok müteşekkiriz. Hoş geldiniz Nebil Bey. Nebil Özgen Türk biliyorsunuz ki aslında Türkiye'nin belleği gibi binden çok belgesel yapmış. Her konuya hakim, çok zengin ve çok da hoş sohbet bir arkadaşımızdır. Bu akşam değerli oyun yazarı, sanatçı, tiyatrocu, denemeci, günce yazarı Ferhan Şensoy'u konuşacağız. Ve konuşmadan önce Nebil Özgen Türk'ün çektiği ve üzerine çalıştığı Ferhan Şensoy belgeselinden kısa bir bölüm izleyeceğiz. Ondan sonra da sohbetimize devam edeceğiz. Size şimdiden iyi seyirler dilerim. Tiyatromuzun ve devrim onurlu ve devrimci ustalarından da Ferhan Şensoy. Kaybı büyük üzüntü yarattı. Yakınlarını ve sevenlerini gözyaşına boğdu. Önünde saygıyla eğiliyoruz Ferhan Usta'nın. Ferhan Şensoy yarım yüzyıla yakındır sanatın içindeydi. Birbirinden muhteşem oyun ve denemeler yazan Ferhan Şensoy, onurlu, dirençli, üretken ve her devrin muhalifi bir sanat hayatı sürdürdü. Gencecik yaşında Paris'te yönetmenlik yapan bir sahne adamı da oldu, tiyatro uğruna yoksul zamanlarda yaşadı. Tiyatrosu yakıldı ama cesaretle yoluna devam etti. Coşkularının yanı sıra kızgınlıkları da oldu. Kırgınlıkları da elbette. Ama perde hep hayatındaydı. Tutkuyla, zorlukla açık kalan bir perde. Şensoy daha Galatasaray'da okurken tiyatroda ısrarını sürdüren, mimarlık bölümüne girse de hemen vazgeçip Fransa'da tiyatro eğitimi alan, hatta gencecik yaşında Kanada'da oyun sahneleyen ve ülkesine döndüğünde yine tiyatro diyerek kolları sıvayıp Türk tiyatrosunun son 20 yılına damgasını vurmuş usta bir sanatçıydı. Ferhan Şensoy ki dümbüllü geleneğini kavuğu Münir Özkul'dan devralarak sürdürmüş, yazıp yönettiği oyunlar gişe rekorları kırmış ve kızgınlık anında bir gecede tasarladığı Ferhangi Şeyler'le tek kişilik sahne gösterisinin öncülerinden biri sayılmış ve televizyon kabareleri, reklam filmleri, kitaplar ve sinema filmleriyle haşır neşir olmuştu. Ama tüm bu başarılı serüven boyunca entrikalarla, kırgınlıklarla, vefasızlıkla, tehditle de mücadele etmiş bir hayatın kahramanıydı. Evet, kalbi kırılan ve bazen de kalp kıran bir hayatı. Ve Muzır Müzikal. Evet, Şensoy'un yaşamı boyunca kalbini en çok üşüten, fazlasıyla ağrına giden ve öfkesini hala hissettiği bir garip olay, bir garip dönem olarak hafızasına yerleşecektir Muzır Müzikal. Alev'in, cinayetin, entrikanın ve belki de derin ilişkilerin, karanlık dönemlerin de kanıtı. Yani 7 Şubat 1987. Muzır Müzikal. Yazan ve yöneten Ferhan Şensoy. Yakan... Niye dava açmak istemediniz? Dava bana tahminleriniz, açıldı. Tahminleriniz. Dava bana açıldı. Ben 21 gün hapis cezasına çarptırıldım. Müstehcenlikten, halkın dini duygularını tezifden açıldı dava.
böyle bir duyguyu tezif etmediğim anlaşıldı mahkemede. Türkiye'de irtica yok diye bas bas bağırıyordu herkes. İrtica oldu, net olarak anlaşıldı. Kim yakarsa yaksın oraya takkelerini takıp ellerinde şeylerle sopalarla gelen ve bize saldıran bir ticani kesim oldu. Net olarak bu şans tiyatrosunda gözle görüldü. Aynı takkeyi takarak 200 kişi bilet alıp öyle oturuyorlar. Ferhan Şensoy'un 50 yıllık hayatı süresince en çok ağrına giden hikaye bu mudur yoksa... Evet, Muzur Müzikal Yangını en ağrıma giden odur. Evet. Hani ağrıma giden derken demin de söylediğim gibi Tartüf'le Molière'in başına benden 400 yıl önce geliyor. O 400 yılda biz ya o kadar mı geriyiz? Ben buna çok üzüldüm. 400 yıl geride miyiz yani biz? Öfkesiyle barışık, bir yanıyla çocuk, hatta bir salak. Kendisini böyle görür Ferhan Şensoy. İmza kuyruklarında bile tedirgin olan insanları gördükçe onların asıl ürktüklerinin dili olduğunun farkındadır. Ama o dil pek az insanda görülen yetkinliğe ve beceriye sahiptir. Öyküleri, senaryoları, denemeleri bir yana sıklıkla da kitap yazar ve genellikle de muhaliftir. Şensoy bütün oyunlarında ülkede yaşananlara dokunur. Ama her şey her gün biraz daha yitirmektedir değerinden. O yazıya sığınır. Hayır, dış dünyanın, televizyonla içeri sızanların yazıya bir katkısı yoktur. Yaratıcılık başka yerdedir, yürekte ve akılda. Biraz çocuk çünkü söylersem ne olur, ben bunu dan diye söylersem ucu nereye gider falan gibi hesaplar yapmayan, bir anlamda biraz salak, salağı ben güzel anlamda kullanıyorum, naif yani. Duygusal ama bu duygusallığını göstermemesi gerektiriyor, bunu bastırıyor falan. Zor durumda bir çocuk benim durumum. Sevgili Nebil Özgen Türk'ü sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Hadi ben geçeyim. Hangi taraf? Solda oturmayı tercih edersin diye nasıl bıraktım sana. Nasıl? Evet. Evet. Müjdat abi iyi yapmış. Gelmemekle. Duygusal oluyor. Ben de gördüğünüz gibi 21 yıl önce yapılan belgeseli bir kez daha hep beraber, sizlerle beraber bir kısmını izlemiş olduk. Hemen aklımdayken Pelin söyleyeyim de, bunun tamamını izlemek isteyen dostlarımız için pazar günü saat 14'te Halk TV'de izleyeceksiniz. Tamamını. Ve yarın sabah da yine Görkemli Hatıralar'da bu versiyonunu gösterecek Serhan Asker. Ben de birkaç hatıra anlatacağım burada olduğu gibi. Onu hemen aklımdayken söyleyeyim dedim. Çok iyi etti. Seninle çok fazla konuşacak şey var ve ben hakikaten belgeselcilikten, anılardan, eski günlerden ve gelecekten bahsetmek istiyorum. Bu sohbetlerin ana teması hep geleceğe bağlanıyor. Ama tabii ki Ferhan Şensoy'u senden bir de dinlemek istiyorum. Çünkü çok kadim bir arkadaşlığınız, tanışıklığınız vardı. Eminim pek çoğumuzdan çok daha iyi tanıyorsun ve anlatmak istediğin samimi belki anılar vardır diye düşündüm. Evet. Anılardan öte gözlemlerim var. Onları paylaşmak istiyorum. Çünkü sonuçta ben bir tiyatrocu değilim Pelin. Hani ne bileyim Müjdat abi olsun, diğer tiyatrocu dostlar, sinemacı dostlar, onunla daha çok yoğun temas ettiler. Mesela Rasim Öztekinler, Tuncel Kurtiz abimiz, Münir Özkul'u gördünüz belki. Ben işte belgeseller boyunca, bir de ses tiyatrosunda çok sık çekim yaptım ben. Televizyon çekimleri, eski dönem, mesela Münir Nurettin Selçuk'u bir canlandırma yapmıştık. Sağ olsun izin verdi 3-4 gün. Bir de tabii oyunlarına gittim bir şey gibi, arkadaşı gibi. Oyunlarından sonra sohbet ettik. Ben Ferhan abi de hemen şunu paylaşmak istiyorum. İçindekini hemen aktarmak istiyorum. 1987 yılında az önce izlediğiniz o Muzur Müzikal oyunundan dolayı ve dediği gibi 200 kişi oyuna takkeleriyle, sopalarıyla gelip yakmaya karar veriyor 87 yılında. Sonra bunu 2001 yılında 15 yıl sonra yani hemen hemen bana anlatıyor. 87 yılında da, 82 yılında da, 2001 yılında da, hatta 2020 yılında da hayatı, kararlılığı
duruşu, tavrı değişmeyen bir adamdan söz ediyoruz. İşte biz buna ihtiyacımız var sanat dünyasında, siyaset dünyasında. Onurlu insanlardan söz etmeliyiz. Ben bu yüzden Ferhan Şensoy'u bütün bu bizi kırıp geçiren, acımasız gelip geçen özellikle son 20-25 yıllık süreçte biz çok paramparça edildik. Kararlı insanlar, kararlı sanat insanları, tiyatrocular, sinemacılar daha çok ruhumuzu temizliyor. O kadar alçaklar gelip geçti ki ben Ferhan abiyi onların arasından, hani alçak olmayan sanatçıların arasından çekip alçak olmadığı için alkışlamanızı bir kez daha rica ediyorum. Gerçekten. Hani az bulunan bir maden gibi. Gerçekten az bulunan bir maden Ferhan abi. Ben bu tarafını daha çok önemsiyorum. Yaptığı bütün, yazdığı bütün oyunlar hayata dair, memlekete dair, insana dair. Yoksa herkes çok kolay metinler yazılır. Hadi eğlendirelim insanları. Hayat sadece eğlence üzerine kurulmaz ki Pelin. Yani biraz da sorgulamak, düşünmek ama düşünürken de gülümsetmek. Ferhan abi onu çok güzel yapıyordu. Yani gülümsetiyordu. Evet mizah gücü çok yüksekti ama düşündürüyordu bizi. Bütün iktidarlara muhalifti aslında. Pek çok iktidara. Çünkü sanatçı dediğin, yazar dediğin, gazeteci dediğin, zaten iyi gazeteci dediğin eleştiren muhalifmiş. İnsandır. Kötü şeyi, yanlış giden şeyi eleştirirsin. Bir şey iyi gidiyorsa, belediye için de geçerli bu. Yol var zaten, çok iyi park var. Bunları eleştirmezsin, değerlendirmezsin, onları översin. Güzel, övmek de gerekiyor değerli iş yaptığın, yapıldığı zaman. Ama asıl sanatçının görevi ya da yazarın görevi yanlış giden bir şeyi eleştirmektir. Ve bunu Ferhan abi çok iyi yapanlardan biriydi. Belki de aklıma ne geldi biliyor musun? 70 yaş çok genç değil mi? Çok. Yani hepimiz biliriz 70 yaş çok artık genç. Artık hem de. Bence biraz kahrından ve üzüntüsünden Tarık abi gibi. Bak Tarık Akan çok özel bir insan daha. Onun da yakın dostuydum ben. Evet onun da belgeselini bir cenaze sonrası vefatından sonra yine böyle bir özel bir kalabalığın ardından göstermiştik. Şey gibi oluyor ayrıca. Yani cenazelerde gösterilmesi. Çünkü o da 69 yaşında kaybettik onu. O da kararlıydı. O da namustu. Sanatçı aydını olarak düşündüğümüz zaman. Kahrından insanlar gider bazen de. Çok üzüldüler. Bu insanlar demin gelirken sen de söylüyordun ya. Çok üzülüyorum diye. Ben de çok üzülüyorum. Ama bazen de içimizden o üzüntünün arasından bir coşku, umut çıksın istiyoruz. Yaşar Kemal'in bir lafı vardır ya, umutsuzluktan umut yaratmak gerekir bazen hayatta. İşte Ferhan abiler mesela daha kapalı, daha üzüntülü hayatlar sürdürdükleri için biraz anladığım kadarıyla çok üzüldü. Üzüldüğü için belki hastalığıyla baş edemedi diye düşünüyorum. Biraz birkaç yıldır ağır bir hastalıkla boğuşuyordu. Tabii Türkiye'de tiyatro yapmak bir yana, televizyon yapmak da zor. Televizyonların %99'unu ele geçiren bir durum var ortada. Bizler bu televizyon programlarını Türkiye'nin 4 büyük televizyon kanallarında yaptık 2000 yılında, 2001 yılında. O zamanların ne kadar özgür olduğunu, yine özgürlük yoktu ama yani kısmi özgürlük vardı başkanım. Bu arada hakikaten heyecanım ve duygusallığımdan bağışlayın. Sevgili Murat Başkanım ve sevgili eşini de saygıyla selamlıyorum. Aramızdalar, dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani sizler de izlediniz bu Türkiye'nin bütün bu geçmiş son 21 yılını. Ne kadar arıyormuşuz o 99'u, 2000'i, 2001 yılını değil mi? Yani Murat Başkan, yani ben böyle Çetin Altan'dan tutun da bilmem Levent Kırca'ya, ertesi gün başka bir Rıfat Ilgaz'a belgeselleri yapar. Genel yayın müdürü evinde izlerdi Pelin. Ferhan Şensoy'un az önceki sözlerini ATV Genel Yayın Müdürü evinde izlemişti. Yani bir seyirci gibi. Bir sansüre uğramadan gelip geçerdik. Şimdi 3 türlü sansür var. 4 türlü. 1 RTÜK sansürü. 2 patron sansürü. Genel Yayın Müdürü sansürü. Bir de ota sansür. O yüzden ne kadar özel günlermiş diye düşünüyorum. Ferhan abinin hiçbir sözünü kesmedik. Ve içimizdeki bütün dertlerimizi paylaşmıştık o 60 dakikalık belgeselde, pek çok belgeselde olduğu gibi. Ve ne oluyor? Ferhan abi televizyonsuz kaldı. Bu kadar yetenekli adam, dünyada en verimli olabileceği en verimli olacağı yıllarda abuk subuk dizilerle bizi baş başa bıraktılar, bırakıyorlar. Ve yönlendirme dizileri, işte Sevimsiz,
9 dakikada yürüyor adam, karakter yani. Ve sadece müzikle dönen, bir de şiddetin ağır bastığı, sevimsiz bir takım konaklarda ilişkilerin yaşandığı, bence çok çocuklarımıza da tehlikeli olan, ben hep onu söylerim, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha güçlü oldu ekranlar çünkü. Ve çocuklarımızı yanlış yönlendirmeye çalışan bir televizyon anlayışıyla baş başa bıraktılar. Ferhan Şen söylerek kapalı oldu televizyonlar. Adam yazdığı metinleri televizyona aktarsa, insanlara bir bilgi, bir düşünce, bir sorgulama verse, hakikaten... Ama tehlikeli o işte. Tehlikeli tabii. Bazen doğayı anlatmak bile tehlikeli. Ya şu ormanı katletmeyin demek de mümkün değil artık. Onu kastediyorum ben. Bugün bir açıklama okudum da, İkizdere'ye gidilmiş de işte bütün bu orman meselesinde, HES meselesinde hep solcular, sosyal demokratlar geliyor falan. Güzel bir şey. Demek ki ormanları katletmek, ormanları yakarak HES'ler yapmak bizlerin sorunu. Evet, ben de sol kökenli bir insan olarak ben de her zaman karşı çıkarım. Bodrum'dan geldim 20 gün önce. Ben de yangınlara gittim. Bir tek helikopter görmedim 7 gün boyunca. Bunu söyleyeceğim tabii. Söylemeliyiz. Bu yüzden söyleyen insanı keserler. Ekranı önünü tıkarlar. Ama neyse ki bu meydanlar var. Ben son 20 günde Pelin, Mudanya'dan Edremit'e, Burhaniye'den Dikili'ye, İzmir'e toplamda 11 bu tür dostlarımızla olma şansı elde ettim. Belediyeler hayatı, vasıtası. Hayatı durduramazsın. Evet. Ekranlar senin olsun, meydanlar hepimizin. Ferhan Şensoy'un televizyonlarda yer bulamamasından bahsettim. Ben de bir denemesinden alıntı yapacağım. Diyor ki, yapılan diziler aslında toplum inşası. Çünkü orada istedikleri gibi bir insan tipolojisi yaratıyorlar. İnsanlar onları seyrettikçe onlar gibi yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bunlar bilinçli. Bu tamamen böyle bir sosyolojik şey gibi, kalemle o resim yaparsın, çizersin, sonra da o resmin içine gömülürsün, ona inanırsın. Onun gibi bir şey maalesef. Söyledikleri evet. Her şey çıktı. O denemeleri aslında bence felsefe yazıları gibi. Evet. Ya sabahtan itibaren akşama kadar süren programlar baktığımız zaman bence hani biz daha muhafazakar sayılmalıyız gerçekten. Bu kadar insanların özel hayatlarının dibine işte amcamla şöyle oldu, akrabamla şu oldu diye bütün canlı yayınlarda bütün hakikaten ahlaksızlığıyla gelip geçen o saatlerin hesabını kim verecek anlamadım. Ben daha ahlakçı oldum kendi adıma ki sansürden nefret ederim. Sabahtan itibaren açın ekranları. Yani Ferhan Şensoy'un Muzur müzikali tabii ki daha şey kalır orada. Kapalı kalır, muhafazakar kalır. Böyle bir çelişki de var. Ona üzülüyorum. Yaşar Kemal'in bir romanını, Rıfat Ilgaz'ın bir eserini, Atilla İlhan'ın bir başka romanını hiç yayınlamayı düşünmezler. Sabah açarsın, akşama kadar bir rezillikler silsilesi. Akşam da 6 yaş zekasına hitap eden diziler. Tabii ki Müjdat Gezenlere, Ferhan Şensoylara, Genco Erkallara, Rutkay Azizlere yer kalmaz. Gerçekten çok üzücü. Yani televizyonla başınızı ağrıtmayalım. Bir televizyoncu olarak Pelin de ben de sanki mesleğin sorunlarını anlatıyor gibi olduk ama Ferhan abiden yola çıkarak Türkiye'deki anlayışı anlatmak gerekiyor yani. Çünkü bir insan, ben HES'lere karşıyım, bakın sel oldu, insanlar öldü dediğin zaman ertesi gün televizyonlar sana yasaklanıyor. Bunu söylemeliyiz. 87'den beri haykırıyor adam. Benim oyunumu yobazlar yakmaya kalktı bizlerle beraber, Madımak gibi diyor. Tabii ki almazlar onu ekranlara. Biz bunu hani getirmeye çalışıyoruz değil mi? Almadıkları gibi tiyatrosunu ayakta tutmak için yıllardır mücadele ediyor. Ne bir destek, ne tam hep köstek tam tersine. O zaman buradan onun o direnci olmasaydı o tiyatroda kalmayacaktı. Evet, namussuzluk da yapmıyor başkaları gibi. Yani ne derler, çifte de oynamıyor, yürekli, tek tertemiz, dimdik kalıyor. O yüzden sadece oyunlarından elde ettiği gelirlerle o tiyatronun kiralarını, elektriğini, suyunu ben çok iyi tanıyorum hakikaten. Mecburen ki kötü bir şey değil zaten, dönem kliplerine ya da dönem dizilerine imkan tanıyordu gündüzleri. Öyle bir gelir elde ediyordu bir de tiyatronun yanı sıra. Bize kiradan. Yıllardır orayı ayakta tutuyor.
Hadi buradan bir dilekte bulunalım mı? Dilek demişken, Dilek İmamoğlu'nun eşi Ekrem Bey'e buradan Beylikdüzü'nden, burası çok uğurlu bir yer. Beylikdüzü'nden bir dilekte bulunalım. Ses tiyatrosu, ne olur bilmiyoruz, ailesi ne der falan ama ses tiyatrosuna sevgili başkanımız da burada diplomatlık yapsın. Sevgili Ekrem Başkanımız sahip çıksın gerekiyorsa. Kenter Tiyatrosu'nda olduğu gibi. Bugünün de dileği bu olsun. Ya benim gerçekten bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim Pelin. 2,5 yıl önce Ekrem Başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. 2,5 yıl önce mi, 3 yıl önce mi ben? 2,5 yıl önce. Ve müthiş bir Atatürk Kültür Merkezi açılıyordu. Ben de orada naçizane. Hatta köy en üstleri belgeseli Cengiz kardeşimiz yapmıştı. Ben de onu sunum yapıyorum. Köy en üstleri derneği başkanı, işte Ekrem Başkan da hem de, kültür merkezini bir de belgeseli anlatan bir sohbetler. Harika bir gün. Rutku abiler var, herkes var. Biz de çok sevgiyle geldik. Senin gibi, ben senin yerindeyim. Sunumu ben yapıyorum, moderatörlük. Evet, şimdi dedim ben, İstanbul Büyükşehir Belediye diye bir laf ettim. Daha ortada büyükşehir adaylığı yok. İnanın buna. Yani beylik diyeceğime İstanbul Büyükşehir dedim. Dilim döndü yani. Müneccim gibi olmuşsun. Hayır, daha ortada adaylık yok başkan, adaylık yok. O kadar kendime güldüm ki. O yüzden oradan 6 ay sonra Büyükşehir'e uzandı Ekrem Bey. Bugün de bu ses tiyatrosu böyle bir madem uğurlu geliyor böyle güzel güzel. Hakikaten kapanmasını istemeyiz seyircileri olarak. Kesinlikle. Ferhan abinin hayranları, dostları, kardeşleri olarak. Yani evlatları ne yapar, ne yapacak orayı bilmiyoruz ama umarım sahip çıkar yani şehremini. Ve sizler lütfen ses tiyatrosu kapanmasın. Efendim? Alkış, başkanımıza alkış. Beni çok iyi tanırsın. Hiçbir zaman böyle bir yabancı hayranlığım ya da işte Amerika, İngiltere, orası burası daha iyi demem ama mesela İngiltere gibi tiyatro geleneği ne kadar oturmuş ve tiyatronun ne kadar hala yaşadığını gören bir insan olarak hep şunu düşünüyorum. Shakespeare'in Globe Tiyatrosu vardır biliyorsunuz. 1600'lü yıllardan beri hala o Globe'da oyuncular, tiyatrocular sahneye çıkıyor. Şimdi bizim eski kurumlarımıza bakalım diyoruz. Ya demin arkadaşlarla konuşuyorduk. Mesela tiyatro olsun, meyhane olsun, müze olsun, bir şey olsun. O kadar az ki. Yani Edirne'de bir tane müze var. İşte hasbelkader onu yaşatmışlar. 1500'lerden beri su terapisi ve benzeri şeyler yapıyor. Bunun gibi 10 tane şey zar zor sayarsın. Yani hani muhafazakarlıktan bahsettin sen ama muhafaza kelimesinin içinde korumak vardır değil mi? Evet. Ama o yok. Evet. Yani ben artık böyle resmen tik gelişti. Restorasyon dedikleri anda yerimden zıplıyorum. Çünkü işte SpongeBob gibi güzide eserler ya da işte restore edeceğiz diye eski taşları çıkartıp yepyeni tuğlalar koyulan yüzlerce örnek var, sinir hastası olma raddesine geliyorum. Dolayısıyla hani en azından kültür miraslarını koruyabilmeyi temenni ederim ben de. Temenni ediyoruz ama olmuyor. Nerede bir yeşil, hani boğa gibi derler ya, nerede bir yeşil bölge var, hemen orada bir Gökdelen ya da AVM dikiliyor. Beylikdüzü'nde yapmıyorlar, 70 tane park yapmışlar. Bravo. Helal olsun, helal olsun. Ben bu Yaşam Vadisi'ni çok seviyorum zaten. Yine gelmiştim o seçim dönemlerinde, muhteşem işte böyle. Bu geniş park şehrin merkezinde yok biliyorsun. Hiç sıfır. Yok. Ve nerede deprem eski olsa nereye sığınacağız? Yani hemen o kupon binalar, kupon araziler diye bir deyim oluştu yani. Ben korkuyorum o ses tiyatrosunun bulunduğu yer iyi. İyi ki Ferhan abi yani kıt kanaat kiralarını ödedi falan filan. Eğer orada direnmese orası hemen bizim AVM'lerden biri haline gelebilirdi gerçekten. Rezil olurdu. Orada hamburger satılırdı. Orada işte bir takım çoraplar satılırdı ve tiyatro yerine, değil mi? Yani o güzelim tiyatro çok da güzel gerçekten. Fotoğraflarına tabii bakmışsınızdır 3 gündür. Yani burası uzak oraya, 50 kilometre mesafenizde gitmemiş olabilirsiniz ama bu toprakların, İstanbul'un en güzel sanat merkezlerinden biri. Hakikaten en güzel sahnelerinden bir tanesi. İyi ki korumuş ve bizim yani daha neyimiz var ya, işte burası uygarlıklar kenti. Türkiye'nin dört bir yanında zaten biz mahvettik her şeyi, restorasyonunu.
1950'lerde Aktamar Adası'nda bir kilise var. Van'da. Bu toprakların Aktamar, bu toprakların şeyini anlatır, uygarlığını, zenginliğini. 8000 yıllık Göbektepe'ye uzandığını, işte yani burası sadece 1071'den itibaren başlamadı dediğimiz gibi değil mi her zaman? Önce burası Likya, Frikya, her şey var burada. Selçuklu var, Osmanlı, olağanüstü. 14 bin yıl diyorlar. Ona, yani. 8'den oradan çıktı değil mi 14? Ve aklımdayken hani anlatmak istedim bir daha büyük ustayı anmak için de. 1950'lerde bize miras kalmış. İşte bu toprakların da biraz da hüzünlü öyküsünün mekanı olmuş Aktamar Kilisesi hafif metruk haldeyken gerçekten dönemin valisi diyelim 51 yılında izniyle bir müteahhite veriliyor. Bir şeyler olsun diye. Çok komik. Yaşar Kemal gazeteci o zamanlar. Muhabir olarak oralarda, Aragüler'le. Hemen İstanbul'a Nadir Nadi'ye, Cumhuriyet Gazetesi'nin patronu haber salıyor. Nadir Bey diyor. Çünkü niye Nadir Bey? Demokrat Parti milletvekili o zamanlar. Yani iktidarın partisi aslında milletvekili. Diyor korumanız lazım, böyle saçma bir şey olamaz diyor. Yani o zamanki 25 yaşındaki Yaşar Kemal'den söz ediyoruz. Ve kurtarıyorlar oranın. Şu anda dünya mirası oldu orası. Yaşar Kemal sayesinde. Yine bir sanatçı sayesinde. Ben seni Yaşar en son... abiyi de alkışlayabiliriz. Evet. Ben... Seni en son gördüğümde Yaşar Kemal'i kaybetmiştik. Ve seninle canlı yayında Yaşar Kemal'i uzun uzun andık. Ağlayarak. Ağlayarak. Benim hayatımda yaptığım en güzel yayınlardan bir tanesiydi. Bir de Yılmaz Odabaşı vardı değil mi? Evet. Ben de onu arıyorum biliyor musun? Keşke bulabilsek. Bulabiliyor muyuz? Yok bulamayız herhalde. Cengiz eminim bulur. Aa Cengiz. Cengiz'e de haber. Cengiz her yerden bir şekilde. Cengiz de biliyorsun çok evet, iyi belgeselci. Onun evet, da inanılmaz her yerde. Harika bir... olur evet. Cengiz dediğimiz de bu arada sürekli aramızda Cengiz Özkarabekir. Beylikdüzü Belediyesi içinde çok güzel kitaplar. Çok emekler verdi buraya evet, da. Hala da çok güzel kitaplar yapmaya devam ediyorlar. Neyse o belgeselde Yaşar Kemal'i o kadar güzel anlatmıştın ki. Şimdi burası bugün tabii ki Ferhan Şensoy'la açtık ama ben senin belgeselci olarak bir de özellikle bu kadar yakın olduğun insanları az da olsa paylaşmanı istiyorum. Çünkü sanki dinlerken onu tekrar hayata getiriyorsun gibi. Evet. Ya ben böyle ne zaman bir genç kardeşimi görsem, gençleri görsem paylaşmaktan çekinmiyorum. Bu belgesellerin güzel tarafı, sevgili başkan, hep gözüm size olduğu için size de sesleniyorum böyle arada bir. Yani söz uçar, yazı kalır, belgeseller de yıllarca döner. İşte 21 yıl sonra vefatın ardından Ferhan abiyi gösterdiğimiz gibi Yaşar abiyle de belgeseller yaptık ki onun evladı sayılabilirim. Oldum yani. Çukurova'nın oğulları. Yani öyle deriz böyle. Biz Çukurova'lar birbirine tutar ya Trabzonlar gibi. Suna yakın da böyle Beylikdüzü'nün evladı da ta yıllardır. Şaka bir yana ben böyle işte bu kardeşlerimi görünce böyle Yaşar abinin düşünün ilkokul mezunu bir Irmak kıyısında büyüyen bir insanın, dünyanın 40 diline çevrilmiş İnce Mehmet'i ürettiğini, yazdığını, yarattığını hep anlatırım. Onun hikmeti sadece eğitim değildir. Hayatın eğitimiyle beraber yaşadığı travmalar vardır içinde belki. Ve büyük, bu toprakların büyük geleneği vardır diye düşünüyorum. O ağıtlar, deyişlerin olduğu Toros Dağları'nda, mitoslar. Mitosların olduğu bölgede yetişmiş olmanın gücü vardır. O yüzden bana babam 11 yaşında Yaşar Kemal'in kitabını vererek okumamı istedi. Yani oku dedi. Yani sadece okullarda kalmayın. Okullardaki müfredatta kalmayın. Alın diye okuttu bütün kardeşlerime, abilerime, avlularıma. O yüzden hemşerimdir dedi ilk sözü. Vicdanlı adamdır diye arkasından cevap verdi, şey yaptı yani destekledi. O vicdanlı olmak o kadar değerliymiş ki. Yani bizim hemşerimiz vicdanlı adamdır. Ne bil evladım oku dedi. O yüzden unutamadığım bir diyalogtu babamla. Ve tabii hem hemşeri hem de okulcu olarak sürdürdüm. Yıllar sonra çok yakın kardeşi evladı olduk. Böyle bir
değişim mucizesini hakikaten çok zor buluruz. Bakın, daha 9-10 yaşındayken köyünde babasını Yaşar Kemal, küçük Yaşar Kemal'in, yani Raşit Gökçeli olarak kayıtlara geçer. Yaşar Kemal sonraki adıdır. Babasını katlediyorlar. Özetliyorum yani. Bu travmayla beraber 3 yıl sonra tek gözünü kaybediyor tarlada. Ve 16 yaşında bölgesindeki ağalığa ilişkin bir metin kaleme aldığı için yerel gazetede hapse giriyor Kozan cezaevinde 16-17 yaşındayken. Ve bu travmalardan ince ümmeti doğuruyor. Böylesine bir mucizeyi anlatmak gerekiyor genç kardeşlerime gerçekten. O yüzden umutsuzluktan umut yaratmalı lafını da üreten adamdır. En umutsuz olduğumuz anda bile umuda sarılmalıyız diyor. Ve hep bize güzel insanlardan, değil mi? O Demirciler Çarşısı cinayetindeki olduğu gibi o güzel insanlar beyaz atlara binip gittiler. Bir daha dönmediler diye çok güzel bir ön söz yazmıştır romanına. Ve bize bıraktığı, işte bizim kuşaktan kuşağa bıraktığı insanın doğayla, doğayı korumasına ilişkin, doğanın ne kadar değerli ve korumamız gerektiğine ilişkin satırlar bıraktı. Haksızlıklara isyan bıraktı. Barışı istedi hep. Ve bu topraklardaki çok kültürlü halimiz var ya bizim, muazzam bir haldir o. Yani binbir çiçekli bahçe dedi mesela. Yani biri Lazca konuşsun, diğeri Gürcüce, o biri Arapça, Kürtçe, Alevice, neyse işte. Bütün bu binbir çiçekli bahçeyi yıllarca savundu. Fırat suyu kan akıyor baksana diye diye. O yüzden Yaşar abiyi biz böyle şey olarak bakmalıyız gerçekten. Bir anayasa, bir başucu kitapları olarak bakmalıyız. Vefatından sonra biraz daha az mı okur olduk? Biraz daha az mı anar olduk ama ben her defasında, her bulunduğum yerde senin gibi dostların da pasıyla anlatmaya çalışırım. Onun hayatını da okuduğumuz zaman çok güzel, olağanüstü ilhamlar alır gençler. Ve o yüzden de diyorum ki kardeşim, utanın biraz. Ey Milli Eğitim Bakanlıkları! Bu ülkede Yaşar Kemal'in romanlarını ders kitabı olarak okutmalısınız ki insanlar şiddete başvurmasın. Diyor ki çünkü Yaşar abi, benim romanlarımı okuyanlar cinayet işlemez diyor ya. O yüzden Yaşar Kemal'in kitaplarını okutmalıyız. Veysel'in kitaplarını, sözlerini ders olarak okutmalıyız Aşık Veysel'in. Arkasından Atilla İlhan'ın şiirlerini de ders olarak okutmalıyız. Yasaklamamalıyız. Ne yazık ki yasakladık. Ve biz Yaşar Kemal'in kitabını okutan edebiyat öğretmenlerini sürüyoruz. Veysel'in sözleri bile o olağanüstü insani sözleri, insanı birleştiren, hani demiş ya ne Alevi ne Sünni hepimiz biriz diye başlayan meşhur türküsü var ya, onları bile biz okutmuyoruz. Veysel'den bile çekinen bir topluma dönüştük. Daha doğrusu sisteme dönüştük. Toplum çok değerli insanlarla da örülü bence. Bence çok çok değerli arkadaşlarımız, insanlarımız, dostlarımız var. Türkiye'nin her yerinde. Yani yemin ediyorum, övülmek için söylemiyorum. Yani buradaki gibi Fındıklı'dan Mudanya'ya, oradan buraya, her yerde hakikaten güzel insanlar çok var. Çok. Ama bu güzel insanların varlığını hissettirmemiz lazım ve her defasında bütün bu meseleyi ben Halk TV'deki program, yani konuk olduğum programda da söylüyorum. Bu güzel insanların eserlerini ders olarak okutmalıyız. Onlara bir suçlu muamelesi yapmamalıyız diye söylüyorum ama hakikaten yapılmadı. Yıllarca yapılmadığı için biz kadına şiddet uyguluyoruz. Biz 10 saniye içinde cinayet işliyoruz. Bugün gördüm ya. 3 çocuğunu katletmiş bir haberle uyandım ben bu sabah. Korkunç bir şey halindeyiz. Mor çatının figürlerine göre günde sadece bir değil, ortalama 4 kadın öldürülüyor ülkemizde. Yani o bahsettiğimiz sohbetin başındaki o kadın programları yerine Ferhan'ın, Yaşar Kemal'in dizileri yayınlasa, reytingi de hissetmesek ne olur? Yine konu oraya geliyor, başka çare yok çünkü. Çünkü şu anda insanlar oradan besleniyorlar ve oradan şekilleniyorlar. Bir toplum mimarisi yapıldı ve yapılıyor. Düşünmeyen, sorgulamayan, dolayısıyla da kolay oy veren bir insan modeli denendi. Ama işte buralarda hepimiz de aslında yalnızlığımızı unutuyoruz. Öyle değil mi? Yalnız olmadığımızı unutuyoruz. Neden? Oraya dönünce ben galiba şey oluyor, dönmeyeyim. Sana dönüp konuşayım. Yalnızlığımızı unutmak bence çok tehlikeli. Çünkü yalnızken insan
o bütün parçasını hissetmeyince da çok üretken olamayabiliyor. Sen hüzünden ve hüzünden kahrolmaktan ve ölümlerden bahsettik. İlla da ucu ölüme dayanmasa da sonuç itibariyle insanın ruhunu öldürüyor. O ruhun ölmemesi lazım. Yaşar Kemal'i o anlamda her zaman yad etmemiz gerekiyor. Ya, yasak demişken bir de gizli yasaklarımız var. Otosansür zaten en büyük. Otosansür ve gizli yasak dediğim, şimdi asıl meseleye gelmemiz lazım. Yıllardır, yani şu yakın yıllardır biz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de yasaklamayla karşı karşıya bırakıldık. Ve ne yazık ki bir şey, bu ülkenin kurucusu, kurucuları çimentodur. Yani biz bugünlerde, ben dedim ya çok gidiyorum böyle şenlik festival tadında. Özellikle Mayıs'tan itibaren çok daha arttı biliyorsunuz. Bu tür şeyler, insan nefes almak istiyor. Bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı gördüğümüz anda insanlar böyle bir heyecanla alkışlamaya başlıyor. Çünkü son yıllarda yıpratılmak istenen bir kurucuya inat, kurucunun yıpratılmasına inattı o, inat. Düşünseniz aslında dünyanın her yerinde o heykelleriyle, fotoğraflarıyla kalptedir zaten. İnsanların kalbindedir, dokunulmaz çünkü o. 1938'in 10 Kasım'da kaybettiğimiz bir kurucunun ardından hep sevgi sunarız. İnsanların çünkü kahramana ihtiyacı var. Fakat kahramanımızı yok etmeye kalktılar. Yok ettikçe daha çok büyüdü. Yok ettikçe kalbimize girdi. Tabii ki ama ne yazık ki devam ediyorlar. Onu yok etmeye çalışıyorlar utanmadan, arlanmadan. Onun da kitaplarını hakikaten yani yasaklamaya kalkıyorlar değil mi? Yani ona ilişkin vecizleri, sözleri, başucu kitabı olmaktan, ders kitabı olmaktan, daha doğrusu derslerde anlatmaktan hep sakındılar. Daha iki gün önce yaşamadık mı? Siyasi bir konuşmaya dönüşmesin bu sohbetimiz ama bir kültür akşamında düşünsenize. Yani 30 Ağustos döneminde, yıl döneminde bir din sorumlusu diyelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadan gelip geçiyor. Bu korkunç bir kepazelik değil midir arkadaşlar? Yani ben bunu anlamıyorum yani. Yani bu ülkenin bütün damarlarında hakikaten yaşa Mustafa Kemal Paşa diye binlerce, yüz binlerce insanın bağırdığı dönemde sen nasıl gizlersin, nasıl yok edersin, nasıl onu yok sayarsın? Ve yok sayanların önünde, yok sayılırken herkes de en küçük itirazda bulunuyor Ayasofya'da olduğu gibi. İşte saflar sıkılaştırılıyor. Biz ve onlar zaten bu siyaset güdüldüğü için kendi kitlesini sıkılaştırmak, onu oynamak gibi okuyorum ben. Evet ya, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini, anlattıklarını, nutkunu, metinlerini okutmak da bir kültürdür. Hani böyle bir kültür buluşması ya bu akşam yaşadığımız. Ben ısrarla söylüyorum yani bir Yaşar Kemal gibi, bir Veysel gibi, bir Naz Hikmet gibi gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün metinlerini sanattan hayata, doğadan insanlığa karşı bütün metinlerini bir kültür dersi gibi her yerde haykırmak gerekiyor. Gizlemek değil, yasaklamak değil. Sen yasakladıkça daha çok aslında ezilirsin altında. Ki bence hakikaten öyle olacak. Öyle oluyor galiba. Olacak. Şimdi biz tabii hüzünlü bir giriş yaptık ama ben birazcık magazinsel bir yere gireceğim. Şöyle ki, magazin belki kelimesi doğru değil burada ama hep şuna inanırım. Çok sevdiğiniz yazarlar, çizerler, ressamlar, müzisyenler bazen böyle hayransınızdır ama onları tanıyınca ah keşke tanımasaydım dersiniz. Ben de şeyi merak ediyorum. Sen bu kadar çok belgesel yaptın. Önceden böyle merak ettiğin ve ah işte bu çok da iyi yazarmış deyip ondan sonra tanışınca ne kadar da Nemrut bir adammış ya da kadınmış dediğin insanlar oldu mu? Ya. Ya da hiç tanımasaydım dediğin. Ya aslında ben tabii tipik bir röportaj yapmıyordum biliyorsun. Dinleyip öykü haline getiriyorduk ya. Bir de şöyle bir şey dedim bir gün ben Pelin. Benimle beraber burada kalacak ve mezara gidecek. Yani şimdi söylesem ne olacak ki? Hatta evet var o, var onlar ama söylemek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? O da beyaz atlara binip gitti ya. Ne olacak? Gittiler ya da. O yüzden benimle ilgili bu kadar bini aşkın belgesel yapmakla övünmüyorum. Televizyon yöneticileri utansın.
Çünkü biz kendimizi ispat etmek için bu kadar fazla belgesel ya da televizyon kültür programı yapmak zorunda kaldık. Bak biz de varız. Sadece o salyasyonik programlar değil, sadece içi boş diziler değil, bu tür kültür programları da var. İşte Orhan Kemal'i anan, Yaşar Kemal'i anlatan programlar, belgeseller de var demek için çok fazla yaptık. Çok fazla insanla kamera karşısında konuşup öykülerini yazdık. Bu yüzden de ben hakikaten başımı kaldıramıyorum. O kadar çok belgesel portresi var ki. Ama bunlarla beraber ben biraz sır insanı olmak istedim. Yoksa binlerce kamera arkası anıyla, küçük böyle magazinsel olaylarla baş başa kaldım. Anlatmadığım için de onur duyuyorum. Benimle beraber mezara gidecek. Yani ne olacak? Ben çünkü işin devletle, sistemle, sektörle olan çatışmalarını anlatmaya çalıştım. Şimdi kardeşim Atilla İlhan'ı daha lise öğrencisiyken Nazım Hikmet şiirini sevgilisine yazdığı mektupta kullandı diye hapishaneye atmışlar. Tımarhaneye atmışlar, okuldan atmışlar. Tam 9 dakika bunu anlatırım ben. Atilla İlhan'ın Baylan Pastanesi'ne girişindeki çıkışındaki garsonla olan şakasını veya fıkrasını değil ki, onun hayatla olan, yaşamıyla olan travmasını anlatmak gerekiyor. Az önce anlattığım gibi İnce Mehmet nasıl çıkmış diye. Ya da işte devam edelim, değil mi? Orhan Kemal diyorsunuz. Bakanın oğluydu Orhan Kemal. Dönemin Adalet Bakanı'nın oğluydu. 15 yaşında sürgüne gitti Halep'e ve döndü, askere gittiğinde yine dolabında Nazım Hikmet kitabı var diye hem askerden attılar hem de ceza verdiler. Ve nereye verdiler biliyor musunuz? Nazım'ın kitabıyla yakalanan askeri Nazım Hikmet'le yattığı Bursa cezaevine verdiler. Bu çelişkiler daha çok ilgimi çekti. Ama Orhan Kemal'in sevgilisi varmış. Olabilir, bilmiyorum. Ben sana şunu da sormak istiyorum. Hep, bilmiyorum, ben ihtiyarlarla konuşmayı çok severim ve çok değer veririm. Onlardan hep çok şey öğreneceğimi düşünürüm. Yani mesela lisedeyken bile benim benden böyle 60 yaş büyük, 70-80 yaş büyük arkadaşlarım olmuştur. Hatırlarsan annemlerin o cadılar grubunun siz komşusuydunuz. Annem çok yakın tiyatrocu arkadaşları vardı. Haftada bir gün Çiçek Bar'a giderdi. Nebiller de yan masada otururdu ve birbirimize sataşırdık. Harem selamlık gibi olurdu aslında. O cadıların arasında mesela Macide Tanır vardır. Yani inanılmaz. Türkiye'deki bence tiyatronun en muhteşem kadınlarından bir tanesi. Işık Yenersu var. Sayamayacağım kadar değerli, çok muhteşem kadınlar vardı. Beylerin masasında da işte Kemal Sunal vardı. Atıf Yılmaz vardı. Zeki Ökten. Ya inanılmaz. Onlar da çok tatlı adamlardı. Kemal Sunal. Kemal Sunal hiç konuşmazdı ama ne kadar sessizdi. Konuşmazdı. Evet, konuşmadıkça da büyürdü. Evet. Ya yeri gelmişken, burası Rıfat Ilgaz'ın da bölgesi. Ben onu da anlatmak istiyorum. Rıfat Ilgaz'ın Rıfat Ilgaz'ın adını taşıyan bir kültür merkezi var Beylikdüzü'nde. Hakikaten gurur duymalısınız. Yani o da büyük, efsanevi bir karakter, bir yaşam öyküsü. Ya düşünsenize, Hababam sınıfını yazıyorsun 1950'lerde. Ve Hababam sınıfı hem tiyatro oluyor Deve Kuşu Kabere üzerine, hem de film oluyor, 6 versiyon. Ve bir dikili ağacı yok Rıfat Ilgaz'ın. Öldüğünde hakikaten ağacı yoktu. Tek, hani derler ya, tek bir dikili ağacım yok. Öyle kaybettik biz Rıfat Ilgaz'ı. Ve nasıl kaybettik biliyor musunuz? Onu da kayda geçsin. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'ne koşun yarın gerçekten. O fotoğraflarına bakın tekrar tekrar. Madımak'ta insanları yaktılar. En yakın dostları da yanıyordu o zaman. Asım Bezirci, Aşık Nesimi ve Rıfat Hoca. Belgeselini yaptığım için biliyorum. O ekrandaki o yangına, alevlere baka baka kardeşlerinin, dostlarının külle dönmüş bedenlerine bir anlamda baka baka, düşüne düşüne kahrından 2 gün sonra öldü. Şimdi bunu anlatmak lazım. Ha. Hayatı böyle sorguladığın zaman Rıfat Ilgaz'a daha çok sarılasın geliyor. Bu kadar muazzam eseri yapıp, namusluca yazarlık yapıp neden sömürüldüğünü anlatmak gerekiyor. Neden bu ülkede yazarların düşüncesinden dolayı hapse girdiğini anlatmak gerekiyor.
hapse girmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Ya da sürgüne gerekiyor. Gitmek sürgüne zorunda. Sürgüne ya da. Hala kaç tane üç yazarımız yıl, üç yıl evine giremiyor. Yaşıyor. Üç yıl evine giremiyor. Adına karartma geceleri diyor romanının. Evine giremediği günlerin, ayların romanını yazıyor. Adı da karartma geceleri. Tarık abi oynadı bak rahmetli diyelim. Bilmiyorum. Tarık abi işkenceden geçen orada meşhur bir sahnesi vardır. 12 yaşında bir kızımız kaybolmuş galiba. Eğer görürseniz ilk karavanın hemen önüne gelmesini söylerseniz çok memnun oluruz. Bu anons bana bir fıkra tadında bir hikaye hatırlattı. Vaktimiz var mı 2 dakika? Vardır da ben bir deminki soruyu tamamlayabilir miyim? Şöyle ki ben yaşlılarla konuşmayı çok severim diyordum ya. Senin en önemsediğim eserlerinden bir tanesi o Cumhuriyet'ten yadigar değerli insanlarla yaptığın röportajlar ve bunun bir şekilde tarihe bırakman. Çünkü hep şunu düşünüyorum. Ben bir hani tarih okumuş ve tarihe meraklı bir insan olarak hep diyorum ki ah işte keşke şununla konuşsaydım, kim bilir neler alırdım, neler öğrenirdim, neler yazardım. Bunun gibi inanılmaz değerli insanlar var. İşte köy enstitülerinden mezun insanlar gittikçe azalıyor, gün geçtikçe azalıyor sayıları. Atatürk döneminde yaşamış herhalde tek tük kalmıştır ya da hiç kalmamıştır. Ama sen bunları 20 yıl önceden toplamaya, evet, araştırmaya, onlarla konuşup onları belgeleştirmeye başladım ve yapıyorsun. Bu konuda çok fakiriz değil mi? Çünkü Türkiye'de çok fazla günce yazan yok. Evet. Mektup çok fazla bulamıyoruz. Yani fakir olduğumuz gibi özellikle televizyon işi yaparsan çok daha ne kadar yalnız olduğumuzu, ne kadar bir görüntüye ihtiyacımız olduğunu anlıyorsun. Çünkü bizim görüntü geçmişimiz en fazla 1950'lere dayanıyor. Yani derli toplu. Sonra 60'larda televizyon, resmi televizyon başlıyor. Ve biz çok tuhaf bir şekilde televizyonları yöneten insanlar ya önemsemediğinden ya da küçümsediğinden ya da biraz ekonomik yetersizlikten o güzelim Orhan Kemal videoları varsa, Edip Cansever videoları, Müzeyyen Sedar'ın çekimleri hepsinin üzerine Yurttan Sesler Korosu yüklüyorlar kasetlerin üstüne. O yüzden bizim arşivimiz çok yoksuldur. Arşivimiz yok denecek kadar azdır. Ben bunlarla ilgili çok zorlanıyorum. Ama iyi ki Müzeyyen Senar belgeseli yapmışız yaşarken. 83 yaşındaydı o zamanlar. Şerif Atılgazları yapmışız. Bunlar Cumhuriyet döneminin güzel insanları. Onlar sayesinde işte adım adım yeni kuşaklara aktarılacak. Onlar artık benim değil zaten, bizim değil. Gökyüzünü derler ya, Zülfü abinin güzel bir lafıdır. Hani üretilen belgesel de, şiir de, roman da herkesindir artık. Ben çok istiyorum öyle Ferhan Şensoy'dan sonra bir başka yerde Müzeyyen Senar anılsın. Ne bileyim yani işte çok şanslıyım Rıfat Ilgaz anılsın, Atilla İlhan anılsın. O insanlara hakikaten baş başa oldum, onların belgeselerini kayda geçirmek çok büyük şans oldu. Ve onlarla olmaktan, onlarla tanışmış olmaktan, aynı çağda yaşamaktan çok mutlu oldum gerçekten. Yani 1998'den itibaren kastettiğin o sözlü tarih ve görsel tarih harman oldu ve bu çok değerli bir şey. Çünkü biz devlet televizyonuna kalsaydık Pelin, biz hakikaten hiç, onlar sansür yaparlardı zaten. Bazen bakıyorum Cemal Süreyya. Bırak sansürü, benim TRT'de belgesel çeken bir arkadaşım maalesef şey dedi, eski mesela şairlerle ilgili yapılmış kısa kısa belgeseller var. Onlar böyle tek kopya olarak duruyor. 4 dakika. Ve gidiyor yani, bir dahaki girişinde arşivde bulamıyormuş, evet, mesela. Ya bu ne sorumsuzluktur, evet, ne saygısızlıktır. Bir de sadece görüntüden söz etmiyoruz, sadece kayıttan söz etmiyoruz. Anlattıkları o kadar değerli ki bu insanlar çok zor koşullarda, Cumhuriyet'in o ilk yıllarında, 30'larda 40'larda büyümüş bir kuşak. Onların hakikaten acılarla gelip geçirdiği gençlikleri, yazarlıkları, ürettikleri ve hatıraları o kadar değerli ki, o kadar güzel şeyler anlatıyor ki. İnanın yani şu anda 23 yaşında olan, 18 yaşında olan kuşaklar, kardeşlerimiz, evlatlarımız, onların hakikaten o sözlerine o kadar ihtiyaç duyarlar ki, duyacaklardır ki. Hep olsa keşke. Hep diyorum ya, derslerde de okulsa böyle çınar altı sohbetleri yapılsa. Ben böyle biraz gülelim diye bir şey aklıma geldi. Kaç dakikamız var? 1 dakika mı? 2 dakika mı? Ne kadar zamanımız var? Çünkü oradan bir gece yolcuları 4 dakika. Tamam, 2 dakikada bir şey anlatacağım.
Tam 21 yıl önceydi. Başkan, çok komik bir şey olduğu için anlatmak istiyorum. Gülümseyerek de bitirelim istiyorum gerçekten. Fazıl Say'ın da olduğu, Edip Akbayram'ın da olduğu, Hüseyin Turan çok çok tatlı bir türkücü kardeşimizin de olduğu, Fikret Otyam'ın da olduğu bir grupla Adıyaman'ın Tut kasabasına gittik. Böyle geniş bir futbol sahası büyüklüğünde bir yerde ardı ardına sahneye çıkıyor insanlar. Ben de belgesel göstermek üzere gitmiştim zaten. 20 yıl önce falan ya da 19 yıl önce Fazıl piyanosuyla, işte Edip abi şarkılarıyla, Fikret abi konuşmasıyla, Fikret Otyam dünya güzeli, işte Cumhuriyet insanı aklımıza geldi. Efsanevi bir insan. Herkes oradaki 10 bin kişi vardı gerçekten o futbol sahası büyükteki kalabalık. O kasabada ilk defa böyle bir şenlik yapılıyor. Belediye başkanı da çok değerli bir kardeşimizdi. Ve kasabada çok ünlü bir hakim vardı. Abdullah Öcalan'ı yargılayan, unuttum adını şu anda. O da vardı. Derken Hüseyin Turan için Fikret abi, Hüseyin Turan'ı biliyorsunuz değil mi? Buraya harika geliyor zaten. Geldi mi? Çok güzel adamdır. Yarın. Yarın mı? Aa bak, o gelmeden bu kadar mı isabetli olur? Ona da anlattığını söylersiniz. Fikret Otyam Hüseyin için der ki, şarkı söylerken avaz, konuşurken kekeme der. Bak ben kekeme demiş olmadım, Fikret abi demiş oldu. Neyse. 7-8 bin kişilik kalabalık. Hüseyin işte güzel bir Mahsuni türküsü söylüyor falan filan. Fakat birdenbire bir görevli bir arkadaş geldi galiba belediyeden. Ortalarda bir bayılma olmuş. Ambulans istemesi lazım. Ambulansı da Hüseyin yapması lazım. Çünkü mikrofon onda. Ve fazla ayrıntı vermeyeceğim, tamam. Bizim Hüseyin söyleyene kadar zaten, kendisi zaten ifade etti. Oho, ben söyleyene kadar dedi, ambulansı dedi. Adam öldü zaten dedi. Bu şakayı yapacak kadar da kendine has hoş bir çocuktu. Şimdi az önce bir anons yapılınca aklıma geldi. Hüseyin'e böyle bir selam yollayalım. Yani ona kimse böyle anons falan yaptırmasın. Son soru. Bu böyle özellikle Covid zamanı çok muhabbeti oldu. Sosyal medyada da görenleriniz vardır. İşte bilmem, bir sofrada otursaydınız kimlerle oturdunuz? Kombinasyonlar var. İşte Rönesans ressamlarının olduğu sofralar var. İşte dünyanın en ünlü futbolcu Pelelerin falan olduğu sofralar var. Bilmem neler. Neyse, ben de sana o sofraları değil de insanları sormak istiyorum. Hakikaten birisiyle oturup, sen çünkü bu belgesellerde sadece oturup böyle soru cevap yapmıyorsun. O insanlarla yaşıyor kadar oluyorsun ve onların iç dünyalarına giriyorsun. Ruhlarını aslında resmediyorsun. Dolayısıyla tarihten bugüne birisiyle oturup böyle saatlerce, hatta günlerce sohbet edip ona dair bir belgesel ya da bir film ya da bir kitap yapacak olsan kimi seçerdin? Yani iki tarih söylesem olur mu? Son yüzyılda Nazım'la olmak isterdim. Ha. Mustafa Kemal Atatürk'le. Yani sanatçı Nazım ama bir önder olarak, bir fikir adamı, bir muhabbet adamı olarak Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten. Çok samimi söylüyorum. Bu alkış için söylemedim bunu. Çok samimi söylüyorum. Çünkü çok çok genç yaşta kaybettik biz ya ülkenin kurucusunu. Hakikaten aslında çok fazla yaşam. Ben Atatürk belgeseli de hani herkes gibi, herkes yaptı. Ben de bir çalışmalar yaptım. Ama hakikaten okudukça, baktıkça nasıl çok değerli, olağanüstü bir hem kahraman hem de bir sohbet adamı. Sohbet adamı demek istiyorum zaten ben. Sırf fikir adamından söz etmiyoruz. Ve nasıl güzel, aydınlık bir ülkenin hayalini kurduğunu dinlerdik ondan. Ve daha yapamadığı, gerçekleştiremediği hayalleri dinlerdik. Nazım'dan da hani derler ya, en güzel çocuk henüz büyümemiş olandır, en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır demiş ya Nazım zaten. Ondan da hakikaten 1980 yılında yazacağı şiiri merak ederdim. Ha. Ama bir önceki tarihte, diyelim ki 1200 ile 1800 arasında Pir Sultan Abdal'la oturmak isterdim. Ağzım sağ ol. Ne liste değil mi? Bütün gece konuşabiliriz kimlerle. Bir sofra olsa bütün bu insanları koysak belki de... Çünkü demiş ya, gelin canlar bir olalım. Çok güzel. Pir Sultan Abdal.
Ağzına sağlık Nebi. Gerçekten sağ çok bir taraftan hüzünlü başladık. Ferhan abiyi kaybetmenin hüznü. Ama sayende hakikaten böyle bir içim açıldı. Umutlar zaten hiçbir zaman bitmeyecek. Ve güzel şeyler yarattıkça da o umutlar yeşerecek diye aynen düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için ve bize katıldığınız için. Sabırla dinlediğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben tekrar başkanımızı sahneye davet etmek istiyorum. Evet. Oğlunuz mu? Evet. Merhaba. Evet. Denizhan, ben Pelin. Memnun ben de oldum. Şimdi senin yaşında oğluma gidiyorum biliyor musun? Bekliyor. 10 yıl 10 gündür görmüyorum. Arın. 10 yaşındasın değil mi? Sen 9 mu 10 mu? 8 mi? Tamam. Arın 10 yaşında. Arın abine gidiyorum o zaman. Tamam, söyleyeceğim Arın'la fotoğrafı. Sepetler gelmiş, harikasınız. Sepetlerimiz geldi. Evet. Ay, çok teşekkür ediyoruz. Böyle keyifli bir sohbetti, muhteşem anlattınız. Sağ olun. Ben bugün Mezat'tan sizin adınıza Ferhan Şensoy'un Elveda SSK kitabını aldım. Harikasınız. Ferhan Hoca'nın imzalı bir kitabı. Aa. Necdet diye bir beyefendiye imzalanmış. Ay. Mezat'tan size hediye etmek çok adına mutlu almıştım. Bundan bunu, daha büyük anlamı olur mu ya? Ne güzel bunu, andık Ferhan Şensoy'u ya. Bunu bugünün anısına size vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Evet. Ya çok çok anlamlı oldu her saniye gerçekten. Beylikdüzü'nde çok güzel işler yapılmış, bir kez daha anladım. 2014'ten itibaren bu kentin rotası değişmiş. Evet. Biz Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nin kucağında Yaşar Kemal Kütüphanesi ve Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi'ni komşu yaptık. Ne güzel. Yani iki, üç önemli değeri aslında bir kültür merkezinin içerisinde buluşturduk. Bundan sonra da inşallah güzel işler yapacağız. Biz size yaşam bahçelerimizde ürettiğimiz atalık tohumlarımızdan bir sepet de hediye etmek istiyoruz. Çok sağ olun, gerçekten. Bugünün anısına. Çok güzel. Tam benim eşim moleküler biyoloji profesörü. Yani ona en büyük hediye de bu oldu. Organik diyor sabah akşam. O yüzden. Çok sevindim. Harika bir şey ya. Tohumlar da var. Ya, atalık tohumlarımız da var. Şuraya bakın. Evet. Sürpriz üstüne sürpriz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok tabii ki şöyle koyayım. Buyurun. Gel Denizhan. Gel Denizhan. Gel oğlum. Allah az daha gidiyordu. Gel Denizhan. Yani babanın yanına gel. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Bana sağ olun. Mi? Çok sağ olun. Harika. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür harikasınız ederim. Bana da sepet var. Harikasın. Çok mutlu sana oldum. Sepet olmaz. Üç gecedir buradasın sen değil mi? Üç gündür. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dinlediğiniz için. Sağ olun. Şöyle. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Ben de çok sağ olun. Şöyle açayım. Evet, sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun başkan. Canım benim. Canım benim sağ olasın. Canım benim sağ olasın. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.